Merhaba arkadaşlar, Tarif Defteri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle buzluk böreği yapıyoruz. İç harcını patates olarak ayarladım ben. Patatesleri salça ve soğanlı yağda kavurdum arkadaşlar. Önce haşladım, daha sonra kavurdum. Şimdi yarım paket margarini erittim. Üzerine de yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yufkanın içine sadece bunu süreceğiz arkadaşlar. Bir de sirke de ekleyeceğim yağın içine. 2-3 yemek kaşığı kadar da sirke ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi sirkeyi de ekliyorum. 2-3 yemek kaşığı dedim ama sanki o biraz fazla olur gibi geldi. Şöyle 1,5 yemek kaşığı olarak ayarlayacağım. Bu da böreğimizin daha çıtır olmasını sağlayacak arkadaşlar. İlk yufkamı serdikten sonra hemen üzerine sostan gezdiriyorum. İkinci yufkayı kapatıp tekrar sos süreceğim arkadaşlar. İkinci yufkanın üzerine de sosu sürdükten sonra bu şekilde parçalara böldüm ve iç harcımızdan yerleştirdim. Şimdi bu şekilde düzenleyip yanlardan kıvırıp sarıyorum arkadaşlar. Hepsini o şekilde sardıktan sonra tepsiye dizeceğim. Evet. Arkadaşlar şimdi yine ilk yufkayı serdim. Üzerine yağlı sostan her yerine sürdüm. Bu şekilde daha kıtır olması için yine böyle kıyır kıyır olması için böyle bir tutam un serpiyorum yufkanın üzerine. Sonra ikinci yufkayı sereceğim. Arkadaşlar ben şimdi çıtırlığını size göstermek için buzluk böreğimin yumurta sarılarını sürüyorum üzerine, pişireceğim. Daha sonra da göstereceğim size. Siz buzluğa atacağınız zaman tabii ki pişirmeden atıyorsunuz bu şekilde. Böyle dursun. Olur mu? Tamam. Sen zaten böyle yapacaktın, değil mi? Evet. Böyle çok daha güzel çıkıyor, değil mi? Evet. Ama böyle karanlık çıkıyordu bunu açmadan, değil mi? Evet. Ama şimdi açınca karanlık gözükmüyor. Üzerine çörek otunu da serptikten sonra fırına vereceğim. Üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim arkadaşlar. Daha sonra da size göstereceğim nasıl olduğunu. Ne? Yumurta sarılarını sürdükten sonra arkadaşlar şu şekilde karnıyarık börek olsun diye de üzerine bıçakla bu şekilde çiziyorum. Derin bir çizik atıyorum arkadaşlar. Çünkü çift katlı yufka sardık. Bu da çok güzel görünüyor piştikten sonra. Börekleri fırından çıkardım. Bu şekilde çok güzel kızardılar. Ortaları da açık oldu. Ben biraz sıkışık yerleştirdiğim için tam açılmadı. Normalde biraz böyle seyrek yerleştirdiğimiz zaman daha güzel açılıyor. Görüntüsü güzel oluyor arkadaşlar. Çıtırlığı da bu şekilde. Görüyorsunuz. Çok güzeller. Hani böyle kıtır kıtır sert değil yani, yumuşak ve çıtır arkadaşlar. Çok güzel. Tarifim bu şekildeydi. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Yeni bir tarifte görüşmek üzere.